Piyasa Masası ile karşınızdayız. Herkese günaydın. Gizem, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Çok fazla bilanço var. Üçüncü çeyrek kar rakamları gelmeye devam ediyor. Yine Yapı Kredi'den birçok şirkete kadar bilançoların detaylarını aktaracağız size. Şişe Cam, Türk Traktör. Ama onun öncesine gelin bir piyasalara bakalım. Nasıl bir açılış bekleniyor bugün? Dün Borsa İstanbul'da %3'ün üzerinde değer kaybıyla bir kapanış gördük. Zaten hali hazırda küresel borsalarda risk iştahı yoktu. Öte yandan dolar Türk lirasındaki o hızlı yükseliş 8.08'lerin üzerine doğru. Türkiye'nin CDS'ine risk primi göstergesinin yükselmesi, yani topyekün TL varlıklardaki satışı elbette borsanın da bu satışlarının sebebiydi. Küresel piyasalardaki satışa ve içerideki negatif ayrışmaya ek olarak elbette jeopolitik riskler, Fransa'ya dair Türkiye-Fransa arasındaki ilişkilerdeki kırılganlıklar, Fransız ürünlerine boykot uygulanacağı açıklaması dün Cumhurbaşkanı'ndan gelen, tüm bunlar piyasalardaki risk iştahını iyiden iyiye törpülüyor. Şimdi detayları konuşalım. Ahlat Yatırım'a gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş olacak karşımızda. Tonguç Bey, hoş geldiniz. Aslında topyekün bir satış var. Nedenlerine biraz bahsettik, anlamlandırmaya çalıştık ama nedenlerindense sonucu ne olacak? Yani bu satış nereye kadar devam eder? Elbette yatırımcılar bunu merak ediyor. Hemen söz size vereyim. Ne dersiniz? Evet Gizem, çok net özetledin tekrar. Yani aslında dün sabah başlayan satış dalgasını, hatta belki şunu söylememiz gerekiyor. Bir nebze yurt dışı piyasaları izleyen yatırımcılar açısından da aslında neredeyse bir aylık bir süredir seçim öncesinde işte destek paketinin cumhuriyetçilerle demokratlar arasında birçok git gel sonrasında, ha bugün geçti ha yarın geçti derken, sonuç itibariyle biraz daha seçim sonrasına kaldığı bir haftaya başlıyoruz gibiydi dün. Açıkçası birincisi bu. İkincisi de bütün bu biraz oyalama içerisinde diyelim, özellikle anketler içerisinde hala Biden'ın biraz daha önde gitmesi, ki bu aslında çok net bir negatiflik belki de piyasaya sağlamasa da, iki başkanın da seçim sonrasında dünyadaki borsa endekslerinin özellikle Amerika'da belli bir seviyede kalıcılık sağlaması ve yatay aşağı doğru hareket göstermesinden dolayı bir kırılım bekleniyordu gibi geliyor bana. Bu da aslında belki bu sıralardaki işte bu destek paketinin çok uzaması ve sonrasında da özellikle bazı teknik seviyelerin de aşağı doğru kırılmasıyla ben borsalarda özellikle yurt dışında ve bunun Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte senin söylediğin gibi %2, %3 aşağı yönlü hareketlerin biraz seçimin arifesindeki bu tedirginliğe bağlıyorum. Hani sonuçlarına geldiğimiz zaman da yurt dışında ben aslında bu inmenin seçim yani önümüzdeki haftaya kadar, 3 Kasım'a kadar ve sonrasında bir nebze daha kötümser senaryo ve fiyatlamaların biraz da aşağılarda gerçekleşmesi, yani piyasanın açık konuşmak gerekirse para kazanması veya bir döngü sağlaması açısından en azından borsalarda böyle bir senaryo gerçekleşebilir. Yani hangi başkan seçilirse seçilsin bir negatif algı kısa süreli olabilir. Sonrasında her zaman söylediğimiz 2020 beklentileri belki bu döngüyü tekrar pozitife çevirecektir. Ama yurt dışı ne olacak sorusu gelirse bu belirsiz, biraz daha negatif görüntü. Bugün hafif Amerikan vadelilerde artı bir görüntü olsa da ben seçim ve sonrası bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yurt içine gelince biz bir nebze pozitif ayrışmayı, normalleşme adımları içerisinde Borsa İstanbul'un 1200'lerin üstünü test etmesi, işte zaman zaman 770'lere doğru çekilen bir kurla görmüştük. Ama son dönemde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın son birkaç gündür yaptığı açıklamalar sonrası Türkiye'nin S-400 meselesinde hem Hollanda veya Fransa gibi ülkelerdeki bazı detaylarla bir nebze siyasi veya jeopolitik riskin oluşması, bunun üstüne yurt dışındaki borsa satışlarının gelmesiyle birlikte aslında baktığımızda hani toplam bir dünyadaki koronavirüs salgınının da ikinci bir dalga veya ikinci bir risk unsuru oluşturabilecek bir tarihsel döneme girdiğini düşündüğümüzde Türkiye'de de çok doğal olarak 1185'in Borsa İstanbul'da kırılmasıyla satışların geldiğini gördük. Dolayısıyla bugün de bir yatay açılış olacak ama sonrasında 1150 özellikle 1170 yukarı geçilmediği sürece Borsa İstanbul'da da aşağı yönlü baskının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Tonguç Bey aksardıklarınız için. Birkaç dakika açılış rakamlarını da karşılayacağız. Evet, Tonguç Erbaş'ın görüşlerini aldık. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Gizem, bir kere piyasada net bir kafa karışıklığı olduğu aşikar. Bu Fransız ürünlerine boykotla ilişkin. Çünkü şu an Fransız ortağı olmayan ve çoktan exit'i yapılmış
işte Avrupa ortaklı, diğer Avrupa ülkeleri, işte Finlandiya ortaklı, Asya ortaklı şirketler bir Fransız şirketiymiş gibi dün satış yedi. Dolayısıyla aslında bu tarz fiyatlamaları okurken dikkatli olmak gerekiyor. Doğru okumak gerekiyor piyasayı. Çünkü küçük yatırımcının en çok mağdur olduğu dönemlerden geçiyoruz. Evet, ama dün genele yayılmış zaten bir düşüş vardı. O yüzden de hani Fransa özelinde ya da Fransa ile ilişkisi olan şirketlerde değil sadece. Mesela BIST 100 endeks için konuşuyorsak 100 hissesine zaten 90'a düştü. O yüzden de bütün Türk varlıkları için aslında geride kalma fiyatlamasıydı. Nitekim işte dolar TL'deki rekor, bunun beraberinde dolar cinsinden fiyatlama %5'i aşan kayıplar bizi zaten günün en çok satılan borsası haline getirdi. Bir de dediğim gibi hani Fransa'ya da o ülke menşei bu ülkeyle iş yapıyordan ziyade genel bir Türk varlıkları satış fiyatlaması vardı dün itibariyle. Aynı şeyi biz TL'de de gördük. Aynı negatif fiyatlamayı faizde de gördük. Aynı negatif fiyatlamayı risk priminde de gördük ve aslında bütün gelişen ülkelerde olmasına rağmen bizde daha sert bir satış olması aslında dikkat çekiciydi. Türk lirasının faiz kalkanı da ortadan kalktı tabii bu durumda. Merkez Bankası'nın son kararda faizleri arttırmaması, piyasanın aksine değiştirmemesi de Türk lirası tarafındaki satışları arttırdı diye analistler yorumladı. Şimdi 90 hisse dedin, 10 hisse düşmedi. Evet. Ve çok uzak değil, 7 ay önceye gidelim, hatırlayalım, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Neydi o dönem? Telekomlar, gıdalar, daha korunaklı yerdeydi. Havacılık mesela çok sert satılıyordu. Bu arada borsada %0.30 aşağıda başladı. Dünkü o sert kayıplardan sonra bugün biraz daha sınırlı bir kayıpla başladık günü. Ama yine aşağıda 1140 puan seviyesine kadar geriledi ki hafta başında hatırlayalım 1210'ları konuşuyorduk geçtiğimiz hafta. Şu an 1140 puan seviyesinden güne başladı. %0.30 aşağıda. Gizem, kim defansif? Yine aynı hikayem var Borsa İstanbul'da. Hemen bakalım. Mesela aslında şöyle, bugün normalde daha iyimser bir seyir bekleniyor diyebilmemiz için tıpkı Avrupa'da olduğu gibi ya da Amerika'da olduğu gibi onlarda da satış vardı mesela dün. Doğal olarak bugün bir tepki hareketi görmekteyiz. Ufak da olsa bir yükseliş görmekteyiz ama bizde aynı durum söz konusu değil. Yani bizde Viyop'ta mesela az önce açılışta yatay bir başlangıç yaptığımızı gördük. Borsanın açılışına kadar geçen süreçte %0.3 ekside başladık. Dolayısıyla şimdilik tepki hareketini görmememiz de aslında biraz olumsuz tarafta. Benim en çok merak ettiğim konu, bilanço sezonundayız. Bilanço fiyatlaması işin içine girecek mi? O bence en önemli etmen olarak karşımıza çıkıyor. Şu anki fiyatlamaya baktığımızda mesela Otokar, Kartonsan, Alarko Geyo, Medikal Park, Şişe yukarıda. Ama hani defansif olarak... Yapı Kredi yukarıda. Yani bilançosu iyi gelenler yukarıda aslında. Dün de Arçelik öyleydi. Evet, aynen. Bugün mesela çok fazla bilanço var. Tofaş var, Ford var, konuşacağımız Şişe, Cam var. Bunları görüyor muyuz listede diye baktığımızda mesela bankalar benim dikkatimi çekiyor şu an yükselişte başlayanlar arasında. Ama düşenler tarafında ağırlıklı olarak biraz daha hani BIST 30 şirketleri yok. Daha nispeten küçük ölçekteki şirketlerin yer aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla ağırlıklı BIST 30 şirketlerinin her ne kadar şimdi yeşillerde görsek bile Borsa İstanbul'u şu aşamada yukarı taşımaya yetmiyor gibi görünüyor. Bugün hani etkili olabilecek çok da fazla küresel çapta bir gelişme yok. O yüzden de muhtemelen küresel piyasalarda ne olduysa bizde de benzer bir hikaye fiyatlanacak gibi anlaşılıyor. Eğer bugün ekstradan bir jeopolitik haber vesaire gibi bir şey duymazsak şayet, dünyada ne oluyorsa bizde de o fiyatlamayı görme ihtimalimiz var gibi görünüyor. Gizem, bir de CDS'i rica edelim senden. Tabii. Çünkü yönetmenimiz ekrana getiremiyor. Orada da yükseliş biraz daha netleşti. Üstelik libor oranlar aşağı geliyor. Yani döviz cinsinden borçlanma maliyetleri aşağı geliyor. Amerika'da 10 yıllık faiz de son birkaç gündür aşağı geliyor. Çünkü risk off modunda güven liman olarak görülüyor. İçerideki CDS rakamına hemen bakalım. Oradaki tabloda son birkaç günde ne kadarlık bir yükseliş yaşanmış? Şu an 534 bas puanda CDS'imiz. Hemen bakalım. Mesela 21 Ekim tarihinde 496 bas puana kadar gerilemişti. Biz nereden geldik buralara diye bakacak olsak, mesela Eylül ayında aslında 576 bas puana kadar yükseldiğini görmüştük ülke risk priminin. Ama Merkez Bankası'nın toplantısının hemen öncesine gidene kadar 496 bas puana kadar gerilemişti. Şimdi sadece işte son bir haftalık hareket bile değil, çok kısa bir zamandan bahsediyoruz. 21 Ekim'den bugüne kadar geçen süreç yaklaşık 38 bas puanlık bir yükseliş meydana gelmiş ülke risk priminde. Peki şimdi geçelim istersen şirket haberlerine ve açıklanan bilançolara. Hemen sözü sana vereyim. Çok fazla bilanço var çünkü. Nereden başlayalım? Banka tarafıyla başlayalım. Banka bilançoları Yapı Kredi ile başladı şu an itibariyle. İyi bir kar rakamı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hemen hatta beklentilerle gerçekleşmeler arasındaki kıyaslamayı da yapalım.
Ki fiyatlama itibariyle de 96'da yukarıda şu an hissede, evet. Zaten borsa aşağı gelmesine rağmen Yapı Kredi Bankası'nın hissesi yukarıda. Şöyle ki 1.8 milyar TL'lik bir net kar rakamı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Piyasa beklentilerinin üzerinde gibi görünüyor. Nitekim zaten yıllık bazda net karın %90 oranında artış kaydettiğini de eklemek mümkün. Çeyreksel bazda da %40'lık bir artış var Yapı Kredi Bankası'nda. Dolayısıyla her anlamda hani hem çeyreksel hem de yıllık bazda karını belirgin bir biçimde arttırmış olduğunu görmekteyiz. Öz kaynak karlılığı geçen çeyrekte %8.8'di. Bu çeyrekte 10.5 seviyesine çıkmış olduğunu gördük. Neden böyle geliyor? Karşılık giderleri biraz analistlerin beklentilerinin altında kalmış. O yüzden de net kar beklentisinin bu yukarı yönde gelmesine sebep oldu. Yani piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesine sebep oldu. Net faiz gelirleri 3. çeyrekte iyi. Komisyon gelirlerinde toparlanma var. Ticari karında artış var. Bir de çekirdek gelirlerine baktığımızda %23.2 oranında da artış burası kaydetmiş. Krediler bacağına bakıyorum. TL kredilerde %9.6'lık bir büyümeyle sektör ortalamasının üzerinde. Mevduat hacminde TL tarafında biraz daralma var. Ama yabancı para mevduat hacmine bakacak olursak dolar bazında çeyreksel %9.3'lük bir artış kaydetmiş. Dolayısıyla her anlamda hani olumlu bir bilanço olduğunu da söylemek mümkün Yapı Kredi tarafından aldığımız. Genel itibariyle dediğim gibi fiyatlamanın da zaten olumlu gelmesi bekleniyordu. Gel gelelim zaten açılışı itibariyle şu aşamada pozitif bir fiyatlama olduğunu da söyleyebiliriz. Peki Yapı Kredi'den hemen geçelim. Gizem, yine en çok yükselenler içerisinde Şişe Cam'ı görüyorum şu an için. Zaten bir süredir aslında hikayesi oldukça pozitifti Şişe Cam'ın. Bilanço özelinde neler var dikkatini çeken? Şişe Cam bilançosu da aynı zamanda net kar beklentilerinin üzerinde gelmiş oldu ve pozitif bir bilanço ürettiğini söyleyebiliriz. O yüzden bilanço tarafında da aynı zamanda beklentiler olumlu yönde bir fiyatlama beklentisine işaret ediyordu. Şurada çizmiştim, hemen grafiğini de göstereyim. Ekrana getirdiğim tablo Şişe Cam'ın karlılık rakamlarını gösteriyor çeyrekten çeyreğe. Ne gelmiş? Son sütün 3. çeyrek 2020. 865 milyon TL'lik bir net kar rakamı görmekteyiz. Nitekim buradaki rakamı yıllık bazda bir kıyaslamaya götürecek olursak yıldan yıla Şişe Cam'ın net karının %103 oranında artış kaydettiği görünüyor. Bununla beraber hem yurt içinde neden böyle bir kar rakamıyla karşılaştık beklentilerin üzerinde? Çünkü hem yurt içinde hem de yurt dışı pazarlardaki toparlanmanın desteğini gördük. Nitekim mesela ciro rakamlarına bakıyorum. Orada da aynı zamanda çeyreksel kıyaslayalım. Yeşil sütunların her biri Şişe Cam'ın gelirlerini temsil ediyor. Zaten son gösterdiğim sütun 3. çeyrek. Onu kendi başına görünce zaten hani uzunca bir zamandır görmediği kadar bir net kar gelir tablosuna işaret etmekte. 5.8 milyar TL gelir elde etmiş Şişe Cam bu çeyrekte. Nitekim bunu yıllık da kıyaslayalım, çeyreklik de kıyaslayalım. Güçlü bir artışa işaret ediyor. Geçen yılın 3. çeyreğiyle kıyasladığında Şişe Cam'ın gelirlerinde %26 oranında bir artış dikkatimi çekiyor. Çeyrekten çeyreğe kıyaslama yapacak olursak %38 oranında gelirleri artmış vaziyette. Özellikle hem ekonomik aktivitede zaten bu çeyrekle toparlanmanın etkisini görmüş oldu Şişe Cam böylece. Hem kur hareketinden kaynaklı olarak ihracat pazarlarının etkisini gördü. Dolayısıyla gelir büyümesine en önemli katkılar buralardan geliyor. FAVÖK rakamına bakıyorum. 1.3 milyar TL'ye yakın bir FAVÖK rakamı kaydetmiş. Bu da piyasa beklentilerine kıyasladığımızda biraz daha iyimser rakamları işaret etmekte. Ve nitekim FAVÖK rakamı mesela çeyreksel bazda %109 oranında artış kaydetmiş. Yıllık bazda da %24'lük bir büyüme kaydettiğini göstermiş. Bir de yatırım faaliyetlerinden gelir yazmış. Bu da net kar rakamını destekleyen bir faktör. Dolayısıyla her anlamda aslında Şişe Cam tarafında pozitif bir sonuç geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada her ne kadar bu arada bu kadar kuvvetli ciro bekleniyordu Şişe Cam'dan. Hani 5.8 milyar TL'ye yakın bir ciro bayağıdır görülmedi diyorum ama analistler bunu bekliyorlardı. Cirosunda sürpriz yok. Ama net karın iyi gelmesinin sebebi şu: operasyonel karlılığı iyi şirket. Bundan kaynaklı net kar analist beklentilerine pozitif yönde sürpriz yaptı. Ama her halükarda güçlü bir bilanço beklentisini gerçekleştirdi mi? Evet. Operasyonel karlılığı beklentilerden iyi geldi mi? Evet. Bunun neticesinde net kar beklentileri aştı mı? Evet. Dolayısıyla her anlamda Şişe Cam açısından pozitif bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Hemen Forte Tosan'la devam edelim. Şişe Cam hissesi de şu an %1.27 yukarıda. Borsada pozitif ayrışan hisselerden biri. Otomotiv sektörüne dair bilançolar geldi dedik. Forte Tosan ve Tofaş. Forte'a baktığımızda operasyonel büyüme yüksek diyor analistler. Gizem, dikkatimi çeken döviz cinsinden kazanımları da fazla. Özellikle OYAK yatırımdan gelen raporda da buna dikkat çekilmiş. Yani şöyle genel itibariyle... Kur yükselişi yaramış aslında. Tabii tabii, yani satış rakamları otomotiv sektörünün tam da beklendiği gibi, yani hani kredilerin
desteğiyle vesaire satış rakamları çok iyi geldi tabii. Hem Ford nasıl bir net kar tablosu. Evet, net kar tarafında da gösteriyor çok kendisini. Yüksek. Yani Ford Otosan tarafında gördüğümüz tablo olumlu. Yani genel itibariyle analistlerde piyasa beklentisi ile kıyasladığımızda mesela, yani beklentiler açtığı için zaten kendi beklentileri de şirket tarafından yukarı yönde güncellendi. Bu net kar rakamını neden böyle görüyoruz? 1.4 milyar TL'ye yakın bir net kar rakamı gördük bu tarafta. Neden bu kadar kuvvetli bir net kar rakamı var? Hemen ekrana getireceğim, cirodan kaynaklı var aslında. Hemen satış gelirlerini göstereyim Ford Otosan'ın. Buradaki büyümeden kaynaklı. Yani satış gelirlerinin 13.4 milyar TL'ye yaklaştığını gördük. Ki bu 13.4 milyar TL ne demek? Çeyreksel bazda Ford Otosan %134 kadar cirosunu arttırmış demek. Yıllık bazda da %44 arttırmış demek. Dolayısıyla özellikle bu cironun beklentilerde niye ve hem çeyreksel hem yıllık bu kadar kuvvetli gelmesi net karı besleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu sonuçlarda net karın desteklenmesiyle beraber, beklentileri aşmasıyla beraber analist beklentilerinde de hisse fiyatlamasına pozitif yönde yansıyabilir şeklinde neticeye sebep oldu. Nitekim hem 2020 sonu bu güçlü performansın ardından 3. çeyrek bilançosu iyi geldi diyorum ya, hem pazar beklentilerini güncellediler hem de satış hacimleri öngörüsünde yukarı yönde güncellediler. Bunun neticesinde de mesela FAVÖK rakamına da bakalım. Yıllık %78'lik bir artış görüyorum FAVÖK'te. 1.4 milyar TL. Marjları da iyileşmiş aynı zamanda. 2 puanlık bir artış var. FAVÖK marjı %10.7 seviyesinde gerçekleşmiş. Yani her anlamda olumlu bilanço olarak karşımıza çıkıyor ve her anlamda dediğim gibi hem de revizesinin de yani pazara ilişkin öngörülerinin de yukarı yönde revize edilmiş olması şu aşamada Ford için beklentileri olumlu hale getiriyor. Ama şu var, şimdi hisse grafiğini de açayım aynı zamanda. Mesela bazı analistler diyor ki özellikle hisse performansının Mart'tan bu yana gösterdiği, şu ekrana getirdiğim tabloda Ford'un hissesinin grafiği var. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle buradaki yükselişten kaynaklı olarak zaten bu beklentiler fiyatlanmıştı diyenler de var. O yüzden onu da göz ardı etmemek lazım. Evet, 3. çeyrek bilançosu belli ölçüde bu güçlü bilanço beklentilere girmiş olabilir, fiyatlamalara girmiş olabilir. Ama gel gelelim mesela en son güncellemeleri itibariyle bakalım. Nitekim bugün bilançonun ardından da güncelleme geldi. Mesela Credit Suisse 98.60 TL hedef fiyat koymuş. Nitekim şu anki fiyatına çok yakın. Ama endeks üstü getiri performansı bekliyor yine de. OYAK mesela 125 TL koymuş ki şu an Ford'la ilgili girilmiş en yüksek hedef fiyatlardan bir tanesi bence burası. Bence Credit Suisse'in target price'ini Bloomberg yanlış gösteriyor olabilir. Ondan çok emin değilim açıkçası. Çünkü çok aşağıda kalmış. Belki de endeksin iyi performans göstermesini beklemiyorlardır. Ya da aynen, hani en azından Ford bu noktada daha korunaklı kalacak gibi öngörüleri. Rapora bakmak lazım da böyle olabilir belki diye düşündüm. JP Morgan mesela ağırlığını arttır demiş 22 Ekim tarihinde 102.80 TL. Bu her ne kadar bilanço öncesinde girilmiş olsa bile yine de hedef fiyatıyla kıyasladığımızda ufak da olsa bir getiri potansiyeli sunduğunu gösteriyor. Peki Gizem, buradan Tofaş'a geçelim. Çünkü Tofaş şu an en çok düşenler arasında. Yani çok agresif bir kayıp var mı? Evet, şu an kayıpları biraz artmış. %6'nın üzerinde bir değer kaybı var. Birazdan arkadaşlarımız hissesini de getir. Aslında bakıldığında net kar rakamı piyasa beklentisine paralel değil mi? 510 milyon TL gibi ama FAVÖK'te galiba tahminlerin çok altında gerçekleşmiş. Neler var detaylarda? Tofaş'ın hemen beklentilerini de aslında gerçekleşmeyle beraber kıyaslamakta fayda var. Nitekim bazı analistler bu arada bekliyorlardı. Hani sınırlı da olsa negatif etkilenebilir diye. Neden? Çünkü net kar rakamı beklentilerin altında kaldı diye düşünüyorlardı. Şöyle göstereyim hemen. Ekrana getirdiğim tabloda 3. çeyrek beklentileri ve gerçekleşmeleri var. Yani ne olmuş? 554,5 milyon TL Tofaş'tan net kar rakamı bekleniyormuş. Ama gerçekleşen rakam 510 milyon TL'lik bir net kâra işaret ediyor. Dolayısıyla piyasanın %8 kadar net kâr beklentisinin altında kalmış olduğunu göstermiş. Satış gelirlerinde mesela 6.8 milyar TL'ye aşkın bir rakam var. Piyasa beklentisiyle uyumlu diyebilirim. 6.7 milyar TL'ydi beklenti. Ama bu yıllık bazda satış gelirlerinin %65 oranında arttığını gösteriyor. Senin de söylediğin gibi FAVÖK beklentisinin %16 kadar altında. 917 milyon TL FAVÖK beklentisine karşın 773 milyon TL FAVÖK açıkladı Tofaş. Dolayısıyla her ne kadar karşımıza çıkan bilançoda gördüğüm kadarıyla hani yurt içinde Tofaş olumlu ayrışıyor, evet. Otomotiv sektörü için 3. çeyrek olumlu geçmiş, evet. Ama Tofaş üzerinde bakmak gerekirse hem FAVÖK hem de net kar beklentilerinin altında kaldığı için belki de fiyatlamayı biraz bu tarafa borçluyuz. Gizem, çok fazla bilanço vardı ama Türk Traktör ve Tatgıda beklentiyi karşıladı mı? Birer cümle senden alıp tamamlayalım. Türk Traktör için 3. çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Tatgıda açısından bakacak olursak net kar rakamı beklentilerin altında kaldı. Çok teşekkürler aktardıkların için. Teşekkür Piyasa masasını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.